Merhaba çiçek sever dostlarım. Keyifli günler diliyorum. Sağlık, huzur, mutluluk sizinle olsun. Bugün sizinle gözlerim, aklım hep yılbaşı çiçeğinde. Bugün sizinle tesbih çiçeğinin bakımının nasıl olması gerektiğini, tesbih çiçeğinin bakımının daha püf noktaları nelerde, nasıl toprak koşulanıyor ve bitkimizi beraber inceleyeceğiz. Nasıl bir bitki olduğunu. Benim bitkim çok güzel gelişmişti, tesbih çiçeğim. Öldü, zor kurtardım. Nasıl bu hale geldi, nasıl öldü, nasıl kurtuldu bakımındaki püf noktaları sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle bitkimizi inceleyelim. Böyle boncuk inci taneleri de deniliyor. Sarkan bir sukulent türüdür. O da sukulent türlerindendir. Bu sarkan bir sukulent türüdür. Tesbih çiçeği diyorlar. Tesbihi anımsattığı için. Ve inci taneleri de deniliyor. Beyaz çiçekler açar. Çok güzel kokulu bir çiçektir. Bunu ben Instagram'dan bir çekilişten kazandım. O da çok güzel gelişmişti ama kesip başkalarına verdim. Yerini değiştirdim. Olumsuz oldu. Bu bitkim ise çelik olarak almıştım. Çoğalttım. Aynı şu şekilde, şu şekilden daha uzun oldu. Ben ne fark ettim? Böceklenmeler olduğunu, buralarında siyah sineklemeler olduğunu. Ben nefret ederim. Hiç hoşlanmam. Araştırmalar yaptım. Yıkandığında geçtiğini söylediler. Ben de bol suyla yıkadım. Kimyasal az olan bir bulaşık deterjanı kullandım. Yıkadım ve tekrar ektim. Şükür kurtulduk o sineklenmelerden. Ve yaz mevsiminde olduğumuz için bir türlü toprakta durmasına rağmen yaşamla ölüm savaşı verir gibi topraktaydı ama hiçbir belirtisi yoktu. Ta ki havalar soğuyuncaya kadar. Bu bitki sukulentler, kimisi dayanıklı oluyor ama bu kesinlikle yaz ve güneş sıcağına dayanıklı bir bitki olduğunu söyleyemem. Onun için eğer yaz mevsiminde bakıyorsanız lütfen dikkat edin. Gerekirse içeride ışık alan bir yerde konumlandırın ama direktmen yazın, hele ki Mersin gibi bir yerde ya da Mardin gibi bir yerde güneş ışığı direktmen dışarıda bakılmasını tavsiye etmem. Havalar soğudu mu? Şimdi tam keyfi yerine geldi. Bu havayı seviyorum. İnşallah yine bu yaz mevsiminde bir sorun yaşamayız. Çoğaltılması çok kolay. Hemen çoğalıyor ve yerini sevdi mi hemen de yeni sürgünler veriyor. Ben eltime küçük dallar verdim. Onunki yani bunu geçti desem geridir. Herhalde onun evi daha yukarıda ve daha serin bir alanda baktığı için çok güzel geliştiğini söyleyebilirim. Kaktüs sukulent toprağı da kullanabilirsiniz. Ve kurumaya yakın, kuruya kuruya sularsanız bütün bitkilerinizi olduğu gibi bu sulama daha sağlıklı olur. Gün aşırı, her gün bıcık sulanmayı hiçbir bitki sevmez. Onun için kuruya kurumaya yakın sularsak daha iyi olur. Başka ne söylemedim acaba? Sargan bir tür. Bir de yakut kolyesiyle de karıştırılıyor. Yakut kolyesi sarı çiçek açar. Bu beyaz çiçek açar. Ve yakut kolyesi aldığı güneş ışığına göre rengi de değişiyor. Oluyor, morarıyor ya da yeşil oluyor. Bir de onun taneleri daha böyle uzun, üzümü anımsatan bir sarkan tür. Ama görsel olarak bu sarkan tesbih çiçeği çok farklı bence. Güzel, daha güzel. Bakın mesela bu da bir sukulent. Bu da sukulent ama tesbih çiçeği daha zarif, daha görseli güzel olan bir bitki. Kurumaya yakın gölge alanlarda, eğer balkonda da bakıyorsanız gölge alanda bakmanızı tavsiye ederim.
Bu da tesbih çiçeğim. Yaprak güzelim. Yaprak güzeli diyorum ya, yılbaşı çiçeğim. Umarım videomu beğenirsiniz ve merak ettiğiniz soruları yanıtlamış olurum diye düşünüyorum. Bakın ikiz bile açmış.